Bu hafta Ekvator'dayız. Güney Amerika'nın bu şirin ülkesinde çok güzel görüntüler çektik. Öncelikle arka tarafımda gördüğünüz yer bir balıkçı köyü. Ve o köyde şu anda yaklaşık 3-4 bin tane balıkçı balıklarını satmaya geldiler. Muazzam görüntülerimiz var. O köye de gideceğiz. O köyden çok güzel görüntüler göreceğiz. İnanılmaz köpek balıkları, kılıç balıkları göstereceğiz size. Bugün çok hareketli programımız var. Ekvator'da, Güney Amerika'da çok çok güzel görüntüler sizi bekliyor. Lafı isterseniz hiç uzatmayalım. Bakalım Güney Amerika'nın bu güzel ülkesinde, Ekvator'da kim ne yapıyor ve hayat nasıl gidiyor? This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Müziğe meraklı. Her yerde müzik dinlemek istiyor ve böyle bir sistem koymuş. Adam her yere bir şey koymuş hakikaten. Yo Turco, Televizyon Türkiye. Müziko, ha? Buenos, ha? Müzik, Ekvator müzik. Yeah. Ekvator. Tu profesyonel? Tu profesyonel? Asesor nutricionista internacional. Ah, sí. Buenos. İşte görüyorsunuz, baştan aşağı her türlü şey var. İçeceği burada. Müziği burada. Müzik. Görüyorsunuz. Bizim hakikaten zamanında mizah dergilerinde gördüğümüz bisikletlere benziyor. Bu motosiklet gerçi ama üretken bir insan görüyorsunuz. Camlarını, cam derken tekerleklerini baştan aşağı fosforlamış. Her yerinde bir şey var. Bir yaratıcılık var yani. Ortaya bir şey koymuş. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama adamcağız değişik, sıra dışı bir adam. Ekvator'da, dünyanın bir ucunda, işte karşınızda. Şimdi bizim için istek şarkısı çalıyor. Buralarda yeni gelmiş. Bizim de 4-5 senedir bildiğimiz bir şarkı diyelim bari. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıkta Ekvator çarşısındayız. İşte çarşıdaki durum bu. Kadınlar işte alışverişe gidiyorlar. Öbür tarafta kocasına, işte kocasına gayet güzel bir şekilde hizmet ettiren bir bayan görüyorsunuz. İşte Ekvator'da bayanların gücü. Bayanların gücü. Bu da minibüsün gücü. İşte minibüs, işte. Evet. Bu adamlar iyi adamlar hakikaten. Dediğim gibi gayet sıcak davranıyorlar. Biz de onları seviyoruz. Nome, nome? Yo Felix, miha Melanie. 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 Melanie şu anda arabanın üzerine kurulmuş. Herhalde şu anda en mutlu dakikalarını geçiriyor Melanie. Melanie. El sallatıyoruz. Genelde kamera. Quanto annos? Dos añitos. Dos, 2 yaşındaymış. Melanie 2 yaşında, arabanın üstünde şu anda gayet konforlu bir şekilde. Ben biraz daha yaklaşacağım. Şartları her zaman gibi zorlayacağız. Kamera, kamera. Melanie. Melanie ile aramız iyi görüyorsunuz. Burası Montanita. Dünyanın her yerinde görebileceğiniz köylerden biri değil izleyiciler. Arka tarafımda köyü görüyorsunuz. Buranın ne özelliği var diyeceksiniz? Dünyanın surf merkezi olarak kabul ediliyor. Evet, bütün surfçiler buraya geliyorlar. Bu köyde şunu gördük bir kere. Birbirine enteresan oteller var diyoruz. Mesela şuradaki mimariye bakarsanız zaten bunu rahatça anlayabiliyorsunuz. Dünyanın dört bir yanına insanlar geliyorlar ve burada yaşıyorlar. Şimdi buranın turistik olmasını gerektiren en önemli özellik sahili. Sahili bir kere sörfe çok müsait olduğu için bütün sörfçiler buraya geliyormuş. Pasifik Okyanusu'na bakan bir yer biliyorsunuz burası. İşte kızlar şu anda sörf için geliyorlar. Evet. You work here? No, no. No. No.
Enteresan kızlardı. Gördüğünüz gibi çok sıcak bir ilişki kurduk. Sörfçü sörfçü bulur derler. Demezlerse de şu andan sonra desinler. Çünkü ikisi de sörfçü. You are surfer. A little. A little. He is the surfer. So you are, he's teaching you. Yes. Yeah. You are together. Friends. Friends. Yes. Nothing between you. No, nothing. Olaylar değişti. Bunlar arkadaşmış. Yani aralarında bir şey yokmuş. İkisi de sörfçüymüş. Ama you came together from Australia? No, we met in America. Yeah, that's fine then. Yeah. So he's not jealous if I say you are beautiful. Beautiful girl. But you don't care. Okay. Çocuk görüyorsunuz gayet soğuk hareketler yapıyor. Kaçan kovalanır derler ya. Fazla ilgi göstermiyor kıza bence ve kız da onun üzerine bir ilgisi var. We'll stay here for maybe 1 month. 1 month? Yeah. What's your profession in Australia? Wrestling? We haven't been to Australia. We've been traveling for about 3 years. 3 years? Yeah. What a life. Yeah. I've been traveling 3 years too. Yeah? But I'm trying to earn money, you know? Yeah, taking pictures around. You're just wrestling around? Yeah. Yeah. Are you from the number one family of Australia? King. Evet, sevgili seyirciler. Kızın hali vakti yerinde. Onu açıklayayım ben size. 3 yıldır geziyormuş. Let's talk about the countries. What countries have you been, for example? Asia, Indonesia, Thailand, Lombok, Europe, Central America, South America, America. When will you be back home? I go back to Australia in 2 months. 2 months? Yeah. It depends on your mood. Yes. Maybe 6 months more. Maybe, Who knows? Who knows? Yeah, your family sometimes wonder what you are doing? Always. Always, yeah. Always, come home. Come home, yeah. And you say later. Yeah, always. Macera, adventure girl, let's call you. Yeah. Okay, adventure girl. There is no reason of your traveling, you just want to travel around the world, yeah? Just travel, to see everything. Peki, can I ask you a personal question? How much do you spend for approximately? You'd have to ask my dad. He pays for it. Unbelievable. Yeah, I think your dad feels the same feelings like my boss in the company. I think so. They should call each other. Yes, they could be friends. Yeah. Everything is like, kız geziyormuş ve babası ödüyormuş. Yani bu kız, böyle kızınız varsa cebinize dikkat etmeniz lazım, cüzdanınıza. Çünkü bu kız dünyayı geziyor 3 yılda ve babası ödüyor. Three girls travel together and my brother is at university. Ah, you are three girls traveling together? Yeah. So three times... Oh, they're in London. Yeah. It depends. You left them in London, you are in Ecuador. Yeah. The boy is? What is his name? He's studying law at university. Law. Yeah. I think he's going to be a mob of your father. After bankruptcy. I think so. Evet, teyzeler. Yani üç tane kız dünyayı geziyormuş, bir tane de çocuk avukat olacakmış. Çocuğun durumu şu herhalde, diyorum ki sizin ailenizin herhalde avukatı olacak. Baba batacak herhalde. Feridun, ne para var lan bunlarda? İşte yarışmamız başlıyor. Bu yarışmanın kuralı şu. 10 tane kelime Feridun bana söyleyecek. Ben hiç İngilizce kullanmayacağım. Türkçe anlatacağım. Kime anlatacağım? What's your name? Hilda. Hilda, you are from? Venezuela. Evet, Venezuela'da Hilda'yı anlatacağım. Ve bu kelimeleri eğer Hilda anlarsa sevgili seyirciler, daha doğrusu 5'ten fazlasını anlarsa biz kazanacağız. Eğer 5'i geçemezsek Feridun kazanacak. Feridun bakalım bize hangi kelimeleri bulacak. Ben de hiç İngilizce kullanmadan Hilda'ya bunları anlatacağım. Yeah.
Evet Feridun, hazırız. Yani iki kelimemiz olan. İlk kelimemiz köfte. Öfke. Öfke abi. Öfke. Abi, öfke. Öfke. Ben şimdi diyelim çok kızdığım zaman. Çok kızıyorum. Ne yapıyorum şimdi? Çok kızıyorum. Yeah, you're angry. 1-0. Angry olmaz. Diyelim abi. Öfke aynı şey. Angry olmaz abi. Kırgınlık olur. Bir dakika, angry ne? Kırgınlık. Sen bir şey de İngilizce mi başladın? Kursa falan mı gidiyorsun? Abi bu kelimeleri beraber hazırladık. Beraber hazırladın. İngilizcesini hazırlayamamışsın. I win. Of course. Bir. İkinci kelimemizi öğreniyoruz hemen. Yorgan. Yorgan anlatalım. Yorgan. Tut şunu. Ne yapıyorum şu anda? Are you cold? You need a... Evet. Ne bu? Tamam, ne? Şunu alıyorum, ne alıyorum? You wanna be warm? Evet. Because you're cold. Evet. You're sleeping in the street. Üstüme çekiyorum şöyle. You're hiding. Üstüme ne çekiyorum abi, üstüme? You're hiding with a coat? Yani evet, onun gibi bir şey. Şöyle. Yapmadım, rezillik kalmadı, öğrenemedi ya. Şimdi ne var? Şimdi. Okay. Bu hallere niye önümde düştü diyor. Sapık. Sapık oldu mu? Sapık mı? Ya sapı nasıl anlatayım ya? Abi çok kolay. Demin nasıl öfkeyi anlatmayacağım. Burada bu sefer de onu anlatacaksın. Sapık şöyle. Bıçak. Evet, sokuyorum. A knife. Evet, psikolojik olarak problemliyim. Psikolojik diyor, yanlış olur. Ne demek ya? Psikolojik. He's crazy. Evet, çok iyi. He's crazy, evet. He kill people because he's crazy. Evet, böyle. Evet. He's angry, he kill people with a knife because he's crazy. Kim bu? Azı crazy olur abi. Olmaz crazy, çılgın. Ya şimdi sapı nasıl göstereyim abi, elleyeceğim mi kızı abi? Sen bunu anlatabilirsen bu kıza ilgi anlamazsın, söyleyeyim sana. Kız da bir anlamaya meyilli zaten. Ona katılıyorum. 2-1. Evet. Oyuncak lütfen. Oyuncağı tarif edin. Peçete versene de bana. Şu nerede? Su. Peçete nerede abi? Şunlardan birini daha var. Evet abi. Söyledin mi kelimemizi? Evet, söyledim. Evet, dördüncü kelimemiz ne? Abi bir kere söyledim ben. Duymadıysa üstün olur. Ben anlamam ya. Böyle ben şey demedim. Sen bayağı duruyorsun gözün ha. Abi oyuncak dedim. Şey tamam diyeceğim, bir dakika diyeceğim. Bu ne demek şimdi? Bu ne demek lan? Hocam şu platformda hiç olmazsa eşit olalım abi ya. Bir şey söyleyeyim. Yarışma programlarında öyle şey yok zaten. Soru bir kere sorulur. Bilmiyorsan pas dersin abi. Değişir abi, soru olmaz. Ya kafayı mı yedi bu ya? Hayır abi, Allah ya. Evet abi, rica ediyorum hocam. Oyuncak. Oyuncak. Bebek. Okay. Bebek. Children. Evet. Oynuyorlar. Play. Evet. Neyle oynuyorlar? Çocuklar oynuyorlar. Neyle oynuyorlar? Children playing. Evet. In a kindergarten. Evet. Neyle? Ufak şeylerle. Lay. Different toys. Oh, çok. Toy. Oh be. Soğan. Soğan. Kıt keseriz hani böyle. Cutting. Ham. Eating. Evet, bu ne? Ne yiyorum? From the hand? Evet. Hayır, elden yemiyorum ya. Yani fark etmez. Tak. Taco. Oh. Oh. Evet. Cocaine. No? Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın şu anda. Benden çıkmadı. Allergy. Crying. You're evet, crying. Evet. Because you smell something that you evet, like. Evet. Smell? Ne bu? Dust? Gibi işte bir şey. Ham. Gözlerim ışık. It's hot. Evet. Ne bu? Spicy. Evet. Spicy food. Evet. Ne ama? Söyle. Kırt diye kesersin hani. Onion. Oh, çok. Çok basit bir kelime. Yine şifreyi tarif edelim o zaman. Şifre ne diyor? Çanta şifresi, kasa şifresi, hepsi de kabul. Şifre nasıl tarif? Nasıl kolay? Şifre ne biliyor musun? Giriyorum, anahtar açıyorum. A key. Evet. To open something. Evet. Tık. Password. Doğru değil mi? Çek. Sen ne demek yapıyorsun ya? Niye? Polemik yapıyorsun. Ya ne soralım abi? Ben anlamam abi. Kazandın mı kazanmadın mı? Havalandırma. Yani klima da diyebilirsin. Fark etmez.
Klima. The weather. Evet. Açıyorum. Okay. Oo. Kapatıyorum. AC. Evet. Teşekkür ederim. Çak. Sigorta. Elektrik sigortası diyor. Şey değil. Normal sigorta diyor. Ben şimdi eve girdim. Eve girdim. Tak ışığı açtım. Pat diye bir ses geldi. Ne oldu? The bulbs. No electricity. The evet. bulbs explode. Evet. Niye patladı? We don't have light. No evet. light. Evet. Ben gittim. Sonra düzeltiyorum. Okay. Ne yapıyorum ben şimdi? Işık boom. Ben de düzeltiyorum. Neyi düzeltiyorum? Abi şunu öğren işte be. Ben girdim. Işığa baktım. Ha! İşte gitti okay. ışık. Ben de gittim. Bir şekilde tamir ediyorum. Neyi tamir ediyorum? You can do it. Evet, ne yapıyorum? Doesn't work. The light. Evet, evet. Işık niye gitti? You need someone. Evet. Yok abi yok. Son 5 saniye. Hani gidiyor. Oh, the switch. Evet. Ama neyi? The switch. Evet. Stop. What? Tell me. Fuse. Yeah. Bulmaca. Hadi bakalım yine bulmacayı dene. Bulmaca. Ben yazıyorum A, B, C. Alfabe. Evet. Gibi bir şey yani. Ayakkabı. Writing. Evet. Words. Evet. Book. Gibi bir şey işte. Dictionary. Yok. Bak bir böyle bir böyle yazıyorum. The Bible. Yok. Yok. Ya bir böyle yazıyorum. Ayakkabı. Mustafa. Bilmem ne. Bu ne yapıyorum şu anda? Ah, kırıcı. Evet. Evet. Yeah, yeah, yeah. Wait. Evet. I know. I don't know if the word in English. Can I say it in Spanish? Evet abi, İngilizce bilmiyor. İspanyolcası. Krosigrama. Krosigrama. Krosigrama abi. Nereden bileceğiz ama İspanyolcası? Ben biliyorum abi. Ben biliyorum abi. I knew it. Krosigrama abi. Krosigrama. Evet. It's puzzle, ha? Puzzle. Puzzle, exactly. Yeah, yeah, yeah. Sonra iptal oldu değil mi? Hayır, hayır ya. Evet, 6-3, sonra bir win. Wonderful ya. Bu kız hakikaten bu işi biliyormuş. Kazanan biz olduk. Ekvatorlular denize hep beraber girmeyi seviyorlar. Yani ailece geliyorlar ve plaja böyle bir gün geçiriyorlar. Şu anda bir aile görüyorsunuz burada. Bu arkadaş da ailenin reisi havasında. Zaten eller arkada görüyorsunuz. Buradan da bunu anlıyoruz. Şimdi aileyi ben kısaca anlatıyorum size kısaca. Ailenin reisi, yanında eşi, onun kız kardeşi, burada kız kardeşinin çocukları ve bu da bu adamın kızı. Yo, bambino, bu bambino benim diyor kısaca. Buenos bambino. Sí, claro, sí, este cara, rostro. Gözüm üstünde her dakika onu takip ediyorum diyor sevgili. Dediğim gibi Ekvatorlar sempatik insanlar. Yani buraya gelirseniz hakikaten acayip bir sıcaklık görüyorsunuz. Görüyoruz bizi bağırlarına bastılar. Mesela şuraya otursam, poz versem hepsi memnun olacak. Şöyle bir poz vereyim aileyle beraber işte. Thank you. Tamam, evet, thank you diyorlar bana. Teşekkür ediyorlar gördüğünüz gibi. El sallıyorum. Evet. Elimin omzunda olduğundan anlayacağınız gibi kanka olduk. Nome? Nome? Berto Tuala. Berto Tuala. Si, Berto Tuala. Yo, Akun. Akun. Si. Evet diyor sevgili seyirciler. Sempatik bir adam. Burada satıyor, içki satıyor ama alkolsüz içkiler, meyve suları. 50 centmiş sevgili seyirciler. Söyleyeyim size yani vereceğiniz 1 milyon lira yaklaşık ya da 750 bin liraya bu içecekten içebiliyorsunuz. Signora. Si. Signora. Tende la trenza. Signora. Evet aile oradaymış sevgili seyirciler. Evet aile görüyorsunuz bakıyor şu anda ma aile. Quanto bambino? Quattro. Quattro. Si. Quattro bambino. Evet. Bambino? Si, özen bir poz. Ha bunlar da kızlarıymış. Yani şu anda buraya park etmiş. Gördüğünüz gibi bir yandan satış yapıyor. Bir yandan da ailesine bakıyor. Evet bu arada kızına yalnız yanlış yapılıyor. Ben buradan onu anladım. Herkes
herkese sıcak. Herkes bir şekilde diyalog istiyor. İşte bir çocuk var burada. Bizi her gördüğü yerde çocuklar ağlar biliyorsunuz. Çünkü kameradan korkuyorlar. Bu da gördüğünüz gibi bizi gördü ve ağlıyor şu anda. Evet. Ya Feridun'u gören çocukların niye korktuğunu merak ediyorsanız şu çocuğun haline bakın. Çocuğun ağlayacağı falan yoktu. Efendi oturuyordu orada. Feridun'u gördü. Mama. Evet, biz daha fazla ağlatmayalım. Yazık çocuğa. Düşkünseniz size her türlü olanağı sağlıyor bu adamlar. İşte taksi. Görüyorsunuz taksi. Benimkinin nefesi biraz kesildi yalnız. Rapido. Evet işte taksi görüyorsunuz. Sağ olsun beni gezdiriyor. Ekvator sokaklarında keyif diye buna derim ben. Nome, tu nome? Evet, gracias. Evet, yokuş yukarı çekişi biraz düştü arkadaşlar. Ben de fazla zorlamak istemiyorum. Yokuşa vurduk adamı çünkü. Belki adamın hakikaten niyeti insan taşımak değildi. Bu taksi miydi abi? I'm a good man. Ekvator'da bir minibüsteyiz. Ve halk bize doğru bakıyor. İşte herkes mutlu yüzü gördüğü için. Bu adamcağız emekçi evine dönüyor işte. Yorgun geçen günden sonra bu da hello. Yorgun argın evlerine dönerlerken karşılarında bizi gördüler. Ve biz de şu anda şoför de gayet memnun. Şoföre dön. Şoförü çek abi dönebilirsen. İşte gayet memnun ve mutlu bir şekilde devam ediyor. Şöyle bir problem var. Nereye gidiyoruz? Şu anda o problemle karşı karşıyayız. İnşallah doğru bir yere gidiyoruzdur diyorum. Çünkü kaybolduk oğlum. Milattan önce 3000 yılında yaşamış bir kültür ve o zamandan kalan kalıntılar sevgiler. Sol tarafımda bir kafatası görüyorsunuz. Vandala kabilesi milattan önce 500 yılında yaşamış bu kabile ve arka tarafta da 3000 yılında bulunmuş, daha doğrusu 3000 yılında bulmamışlar sevgiler. 3000 yılında yaşamış, yeni bulmuşlar bir kafatası görüyorsunuz. Bu kafatasaların şöyle bir özelliği var, hemen onu anlatayım size. Kafatasına baktığınız zaman arkaya doğru bombeli. İşte görüyorsunuz arkaya doğru bombeli ve bu tarafta da görüyorsunuz arkaya doğru bombe. Bunun sebebi şu, o zamanlarda bu kabileler, daha doğrusu burada yaşayanlar başka yerlerdeki insanlardan ayrılsın diye özel olarak adamlar çocuklarının daha bebekken kafataslarıyla oynuyorlarmış ve kafatasını bu şekle getiriyorlarmış. Hani bebeklerin kafatası yumuşak olur ya, onlar o zamanlar çocukların kafataslarını bu şekle getiriyorlarmış. Böylece etraftaki diğer kabilelerden ayrılıyorlarmış. Bu bilgileri bu yanımızdaki beyefendi verdi. Son derece sempatik bir adam. Hola Türkiye. Hola Türkiye. Küçük köyün şu anda dört yolundayız. Burası tam bir tatil köyü. Dört bir tarafımıza baktığınız zaman zaten genelde etrafta turistler var. Yemekler güzel. En azından öyle anlıyoruz buradan bakınca. Kız yemeği söyledi. Biz de yemekle beraber geldik şu anda. Yani yemeği beklerken bizi gördük aslında. İşte üç tane kız sevgiler. You are from England. I can guess. And you work here? No. No. You just spend. The daddy's money. One second translation. Evet, buradaki kızların genel özelliği bu demek ki. Bunlar da babaya yıkılmışlar. Babaların paralarını harcıyorlar teyzeler. Your daddy and mommy wonder what you're doing always? No. They are okay. They are okay that you are away. Any of you met new love in this year? Yeah. Which one? All of you. Three of you. Two of us. Two of you. You didn't... I have a boyfriend at home. Ah, so nice girl. Kızları kaybettik. Yerliye gitmişler. Yani ekvatorluya gitmişler.
Where are you from? Sweden. Sweden? Yeah. Now you are not like Swedish. No. You are like Turkish. Yeah. I've been here for a while. How long? Oh, God, almost 3 years. So you have a lover here? Yeah, I have. Ecuadorian? Of course. Ah, nice. That's right. That's the reason you are staying here. Yeah, that's the reason. He's the lucky guy. Yeah, he's a lucky guy, yeah. I guess. And what is it for? This? Yeah. It's a jewelry. Yeah. Nice. You are very thin. Thin? No problem about eating. No. I eat. You are on diet? No. No. Molin takes Cezar. Molin işte İsveçli bir kız görüyorsunuz. Durum bu. Ekvator'daki durum bu. Quito, deniz seviyesinde 2850 metre yükseklikte bir şehir sevgili seyirciler. Şuradan aşağı baktığınız zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. 2850 metre yukarıda. Yani burada oksijen de biraz azaldığı için nefes çektiğimiz zaman biraz zorlanıyoruz. 2850 metre yukarıdan aşağı baktığımız zaman da şöyle bir vadi görüyoruz. Bu vadinin şöyle bir özelliği var sevgili seyirciler. Amazon'u keşfeden Oliana buradan aşağı doğru yürümüş ve kendisini Brezilya'ya kadar götürmüş ve Amazon nehrini keşfetmiş. O yüzden bu vadinin burası için bir önemi varmış. Manzara olarak da gerçekten çok doğru bir yer. Buraya geldiğiniz zaman eğer Quito'ya gelirseniz mutlaka romantizmi bence burada yaşayın. Çünkü hakikaten insan baktığı zaman içi açılıyor. San Francisco Meydanı sevgili seyirciler, buranın önemli yerlerinden biri, Quito'nun yani. Quito'da birçok kilise görüyorsunuz. Burada da zaten sağda sola baktığımız zaman birçok kilise görüyoruz. Çünkü Quito, daha doğrusu Ekvator, Katolik. %90'ı Katolik olan bir yer. %90 da Katolik olduğu zaman birçok kilise etrafta görebiliyorsunuz. İnsanların böyle kafayı dinlediği noktalardan birisi burası. Çünkü sakin bir ortam var. Şehrin tam ortasında böyle bir meydan yapmışlar. İnsanlar burada rahat rahat gezip dolaşıyorlar. Kadın da bize şu anda bir şey satmak istiyor ama onun sattığı şey bizim alma şansımız yok. Çünkü bunun ne olduğunu anlayamadım ben. Bunu ne sevgiler? Bunu alacağız ama bu ne? Bu ne? Ha, bu ne? Bu neymiş sevgiler? Muchos gracias. Turizmo, Türkiye Televizyon. Evet, kadınca sevgiler bize satamadı. Alamadık onu. İşte ekvatorlu bir çocuk sevgili seyirciler ve babası. Sokaklardaki güzelliğin yanında bir de burada kuaför var. İşte kuaför sevgili seyirciler. Hemen içeri gireceğiz. Kuaför bulduğumuz zaman önce şu bebeğe de bakıyoruz. İşte bir bebek daha. Ondan sonra da kuaföre giriyoruz. Niye giriyoruz? Çünkü bakıyoruz buradaki fiyatlar kaça diye. Evet, işte girdik. Burada arkadaşımız bizi karşıladı. Elim havada. Hello. ¿Cómo estás? Yo bien, yo soy ecuatoriano, artista peluquero. Tu artista. Yo artist. Ben artistim diyor seyirciler. Bu artisti bizim bildiğimiz artistlerden zannetmeyin. Sanatçıyım demek. Okay. 55 yıldır seyirciler bu adam kuaförlük yapıyormuş. Bu adam 55 yılını bu işe vermiş. Hola Turquía, ¿cómo están? Turquía com Ecuador haircut tu. Yo in Türkiye. Evet, buraya gelirseniz mutlaka tıraşınızı burada oluyorsunuz. Hem böyle efendi 45 yıllık, daha doğrusu 55 yıllık bir kuaför var. Hem de arkanızda böyle komik komik gülen sempatik kızlar var. İşte görüyorsunuz. Doris, Mariana, Veronica, Alicia. Okay, no. Entiendo. Okay, yo Acun. Acun. En español. En español, Acun. Acun. Evet, Acun'un İspanyolcası ne dedi kız? Biraz zor bir soru. Bu soru bizi açtı şu anda. ...1526'da İspanyollar Quito'ya geliyorlar sevgili seyirciler. Ve burada terör estiriyorlar. Burayı Rumiñahui geliyor ve yakıp yıkıyor.
Ruminoa'yı kim diyeceksiniz? Bu adam burada sevgili seyirciler milli bir kahraman, general o zaman. Ve diyor ki Quito'yu yakarım da İspanyollara yar etmem diyor. Bu çocuklar bana niye gülüyorlar? Çünkü Ruminoa'yı dediğim zaman gülüyorlar. Çünkü bunların diline göre o kadar iyi söyleyemiyoruz tabii. Adamın adı da kusura bakmayın. Beni aşıyor biraz. Neyse Ruminoa'yı. Ruminoa'yı. Evet, sevgili seyirciler. Onu biz söyleyemiyoruz. Dilimiz döndüğü kadar söyleyeceğiz. Bu adam sevgili seyirciler. Quito'yu yakarım da İspanyollara yar etmem diyor. Onun için de ne yapıyor? Yakıyor ve yıkıyor hakikaten. 1534 yılında Quito'yu yerle bir ediyor. İspanyollara yar etmiyor. İspanyollar da etraftaki ülkelere yerleşip buradaki egemenliklerini sürdürüyorlar. Sonra bir kahraman ortaya çıkıyor. Simon Bolivar. Birçoğunuz duymuştur herhalde. Simon Bolivar geliyor sevgili seyirciler ve burada halkı kurtarıyor. Buranın Atatürk'ü Simon Bolivar. Simon? Bolivar. Bolivar. Tu amore Simon Bolivar. Te? Simon Bolivar onun için. Çok önemli bir isim. Buranın Atatürk'ü gelmiş, kurtarmış ve Ekvator'un özgürlüğünü sağlamış. Bu çocuğun Simon Bolivar'dan haberi var mı? Soracağız. Gel gel. Simon. Simon. Simon Bolivar. Yaşına başına bakmayın. Bu yaşlarda öğrenmiş. Burada çünkü milli bir kahraman Simon Bolivar. Ortamı görüyorsunuz. Güzel bir ülke. Sokakları görüyorsunuz. Hadi hep beraber Ekvator turumuza şimdi devam edelim. Hadi biraz da meyve yiyelim. Her yerde göremeyeceğiz meyveler. Gel şöyle Feridun'cum. Tamam burada muzları görüyorsunuz belki ama arada öyle meyveler var ki şimdi birazdan yiyeceğiz. Yani biz yerken siz de yemiş kadar olacaksınız. Test yapacağız. Meyveleri yiyeceğiz. Öncelikle şöyle bir bakın. Kadıncağız da görüyorsunuz tek tek diziyor. Yani kadının gözünün nuru gibi böyle domatesleri diziyor da. Bunlar domatesler biraz değişik de buradaki. Göstereyim ben size kadın bakmadan. Kadın bakmadan şöyle koyalım. Evet kadın zaten bakmıyor gördüğünüz gibi. Mesela bunu herhalde ülkemizde görmemişsinizdir. Gördünüz mü? Gören var mı? İşte meyve. Babako sevgili. Babako. İşte Türkiye'de olmadığı için Feridun sallamak zorunda kaldı. Ne dediniz lan? Tahminim neydi? Papaya. Babako pepino sevgili. Bu meyveleri her yerde göremezsiniz. Daha doğrusu bana göre hiçbir yerde göremezsiniz. Bunu merak ediyoruz. Yalnız açıp yiyeceğiz abi. Hayatımız boyunca görmediğimiz meyveyi şimdi açtık. Babako yiyoruz. Kavun yumuşa. Tadını anlatacağım size. Bir tane daha yiyin. Limonlu kavun. Hakikaten tadı limonlu kavun. Hani kavun düşünün. Tatlıdır. Limonlu kavun düşünün. Aynı o. Aferin onu yedireyim sana. Hayatımız boyunca yemediğimiz, belki de bir daha yiyemeyeceğimiz meyveleri yedik burada sevgili seyirciler. Papaya, babako, hepsini yedik. Böylece meyve literatürümüzü geliştirmiş olduk. Karnımızı da doyurmuş olduk. Çünkü kadıncağız bizden tahmin edeceğiz gibi para almayacak. Biz de bugün de beleşe doyduk. Aldın mı? Yazıklar olsun. Gracias. Evet yokuş yukarı çekişi biraz düştü arkadaşın. Ben de fazla zorlamak istemiyorum. Yokuşa vurduk adamı çünkü. Belki adamın hakikaten niyeti insan taşımak değildi. Bu taksi miydi abi? Bana mı öyle geliyor? Bu işin en dandini bulduk abi. Olacak işte ya. Atlar mısın çocuğum dedi. Neyi? Ha, böyle 3 espri yapacaktım. Kese değiştirsin. Ne yapayım? Yok konuş. Tamam mı? Kurulu bebek mi lan bu? Bir dakika 3 espri yapamam. Abi sen bu sahneye çıkıyorsun, bir saat konuşuyorsun. Güzel bastı bu. Ay havaya girmem lazım. Hazır mısın? Kaydı kesme. Kayıt. Kayıtta değil miydin zaten? Hep kayıttayım. Kayıt lafı niye? Az başkanım. Yönetmenim oldu lan. Senin gibi usta kameramanlar böyle mi der? Kayıt. Atmat da bile, kat. Ben de sana söyleyeyim. Stop. Amiga. Amigo. Hep friendly, friendly. İngiliz no. Çok iyi oturdun böyle. Evet biraz olay değişti bizim.
meyveler bunlar. Daha tabii sadece iki reyondayız, onu söyleyeyim. Kadın o sırada bize ikram getirdi. İşte sağ olsun. Bize ikram getirdi. Senin de kadına arkada... Ya en azından bize getirdiğini zannettik. Balıktan anlar mıyım anlamam. O yüzden şimdi isimlerini size sayamıyorum. Feridun çok iyi anlar. Ne bu balık? Trabzonlusun abi. Kırlangıç diyor. Yani sevgili balıkçılar, ülkemizdeki balıkçılar, sizden özür diliyorum. Bizimki kırlangıç diyor. Ne derece doğru artık bilemiyoruz ama burada işte kırlangıç. Bir dağda burada kırlangıç buymuş. Korket olabilir mi? Abi bir şey bilmediğim için senin yani ne salladığını anlayamıyorum şu anda. Abi ben bilmem zaten. Bilmezsin de söylemek zorunda değilsin abi. Doğru bir şey yakaladı. Sana lüks mü geldi yani burası? Abi pasifik okyanusundan tutuyorum. Evet abi lüks geldi burası. Abi, niye geziyorum diye mahalle davatmayı biliyorsun. Nereye gidiyoruz? Şu anda o problemle karşı karşıyayız. İnşallah doğru bir yere gidiyoruzdur diyorum. Çünkü kaybolduk oğlum. Okay my friend, okay. Bak karşıya geçelim, başka tamam. Minibüse gidelim abi. Devam et. O zaman eğri yapalım diye. Devam da eğri dursun. Ben bu. Şu açıdan seni zaten... Böyle dursun. Böyle eğri olsun. O kadar yamuk olacak anlıyorum ben. Şöyle yapıyorum. Sayıda devam ediyorum ben. Ama şeyi anlayamıyorum o kadar. Abi bir şey diyeyim. Niye biz normal insanlar gibi çekim yapmıyoruz? Ya zaten ben bilinçli yapmıyorum. Lan. Arabadan tamam ben falan... senin bilincini yerine getirmek istiyorum şu anda. Abi, bilincin kadar gitti kadar... şu anda. Bilincin gitti. Ay yerine getirdim şu anda. Sana niye batıyor onun düzgün olması? Çünkü yamuksun kendin. Hayır ben düzgün sanıyorum zaten yani. Düzgün şeylere gücüm var yamuk olmayan. Hakarete var. Hakaret. Sana hakaret edilmeli bence abi. Tatlı hakaretler ama. Sempatik şöyle. Haylaz filan gibi. Abi Feridun yedireyim sana. Ben otelde yedireyim abi. Yok ben şimdi yedireceğim sana. Merak etme. Ya dökerim ben otele götürmeyeceğim. Otele götürmeyeceğimiz için bunu burada yiyeceksin. Al bakayım al canım. Al canım. Oha. Diyorum. Tamamdır abi. Vermedin mi? Sadece soğuk bir soğuma sen. Suratından ne oldu bunlar?